Ekonomiyi soruyorum ben. Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Memnunuz. Neden? Her şeyden memnunuz. Tabii ya. Nelerden memnunsunuz evet. Abi? Nelerden mesela? Ben öyle bir şey, anlamadım. Memnun olduğunu he? Soruyorlar. Nasıl ekonomide memnunsun? İyi, fena değil. Fena değil. He? Evet. Geçinebiliyor musunuz abi? Geçinebiliyor musunuz? Anlamadım. Alım gücümüz nasıl? Adam mı? Alım gücümüz. Bilmiyorum onu. Teşekkür ederim abi. Abla bana bir sor ya. Ben bunun cevabını ben vereyim ya. Sorayım abi. Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Kardeş memnun musun sen? Memnun değilim. Sen demin memnun dedin. Ay, tamam memnunum. Ben anladım adam karıştırmış. Tabii. Ekonomiyi sordum abi ben. Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Çok iyi değil, çok kötü değil. Çok iyi dedi, çok kötü dedi. Evet, evet. Çok iyi değil, kötü değil tarafı nedir? Ya her şey pahalı. Çok yine kötü oldu. İyi. Ya bir raportaj yapacağım, mantıklı hareket edin, milleti yönlendirmeyin, algı operasyonu yapmayınız. Ekonomi, ben alıyorum 2500 lira. 2000 lira ben emekli parasını alıyorum. Bize 2500 lira, 2500 lira altında maaş olmayacak. Bana elektrik gelmiş 732 lira. Evet. Nerede bunun zamı? Benim esas maaşımda, 2000 liralık maaşımda 200 lirayı buradayı çaldı. Tabii, tabii doğru söylüyorsun. Ülke bitik, bitik, ülke bitik. Ülkede bir şey kalmadı. Bir sıra olmuş 30 milyon. Bir teneke olmuş 400 milyon. Bir çoğu şekil olmuş 500 milyon. Yani bitik artık yani. Yani başımıza daha ne gelsin de yani. Bitik yani, resmen ülke bitik yani. Böyle bir ülke yok yani. Bir insan kendi vatandaşını böyle ezer mi ya? Yok böyle bir şey. Dünyada böyle bir şey gelmemiş, insan gelmemiş dünyaya. Her Allah günü zam, 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 zam. Her an zamla yaşıyoruz ya. Vallahi zamla yaşıyoruz ya. Adım atacak yerimiz kalmadı ya. Ekmek alabilsek ne ya Allah? Başka bir şey yok. Yani bitik ülke. Ekmeğin tanesi şu 3 lira. Ekmek zor. 5 kişi, bir ailede 5 nüfus olsa, 5 tane ekmek yese, 5 kere 3, 15. Ayda 450 lira. Sadece ekmek yesen bile daha zor yani. Ya bu milleti anlayamıyorum. Bizim bu milleti anlayamıyorum ya. Yani herkes... Bazı vatandaşlar da iyi diyor abi duruma. Efendim? Durumumuzun iyi olduğunu söylüyor bazı vatandaşlarımız. Ya, ekonominin. Onlar ne diyeyim yani Allah akıl fikir versin. O adamda beyin yok. Cahil cahil. Beyin yok yani. Vallahi cahil beyin yok. Bizim milletten bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz bu milletten. Hiçbir şey olmaz bak. Kime sorsan açlıktan ölüyorum. Perişanız. Şöyleyiz böyleyiz. Ama kimse cesaret yok. Kimse cesaret yok. Bak başka ülkelere bak. Bize bak. Yani hakkını arama köle gibi yaşa. Budur başka bir şey yok. Ne zamana kadar gider abi bu durum? Seçim olana kadar. Seçim olmazsa bu ülke böyle gider. Sizce bu seçimde bir değişim olur mu? Olur muhakkak olur. Kesin yani. Ben bütün yani millete söylüyorum. Herkes birlik olsun oyunu direkt herkes oyunu kullansın efendim. Evet herkes oyunu kullansın. İnsan gibi insan bir ülke olsun. İnsan gibi yaşayalım yani. Ben İsveç çalışıyorum. Tek konuşmak istediğim şey çok fazla yok ama birkaç kelime söyleyeyim belki etkileyebilir beni. Önceki röportajdaki... Ben yok, ben daha yeni geldim. Biraz dinledim de. İsveç'te yaşıyorum ben. Hani diyorlar ya dünya liderimiz var. Ya dünya lideri görmek istiyorlarsa Avrupa'da birkaç ülke gelsinler Atatürk heykellerini görecekler Avrupa'da. Madem dünya liderimiz bu Recep Tayyip Erdoğan, neden hiçbir heykelini bırak afişi yok? Ben İsveç'te yaşıyorum. Niye İsveç'e gelmiyor? İskandinav ülkesi niye gelmiyor? Gelemez çünkü niye biliyor musun? Yeminle söylüyorum mahvederler. Ama Arap ülkelerine gidip orayı kandırabilir çünkü orada cahil çok. Kur'an'ı eline alıp insanları kandırmak çok kolay. Bir gelsin Avrupa'ya, bilinçli insanların arasına gelsin bakalım bir gelsin. Gelebilirse tabii. Gelmez çünkü niye? İşine gelmez. Aşar bu kadar. Çok doluyum. İsveç'i sorabilir miyim abi? Ha? İsveç'te durumlar nasıl? Benim asgari ücret olarak Türkiye bazında ortalama 28 bin Türk lirası geliyor. Tamam giderlerimiz yüksek ama yani şartlarımız Türkiye'ye göre çok iyi. Şimdi 4250 lira alan bir arkadaş burada ne yiyecek? Ben tek başımayım burada tatildeyim Afsallar tarafında. Ortalama harcamam, ortalama en küçük 500 Türk lirası. Tek başımayım. Ya şimdi bir kalabalık aileler ne yapıyor? Geçen bir şey diyeceğim kısa. Bir börekçiye geçtim. Ben börek yedim. Bir şeyler, ben biraz çok yemek yerim. Bir şeyler yedim ya yani kendime göre. İnanmasın 186 TL hesap ödedim tek başımayım sadece. Yani bunu kalabalık aile veya 5 kişilik bir aile nasıl gidip ödeyecek? Kısa örnek veriyorum ha bunlar yani küçük yani 4250 vermekle hiçbir şey olmaz. Burada en küçük ödemesi gereken asgari parası mıydı? Asgari 6000. Yazık günah. Kendileri orada lüks içinde yaşıyorlar. Ama hiç bir gün demiyor mu bu hani baş neydi? Tayyip Erdoğan. Niye çarşıya çıkmıyor? Bak İsveç'te bakan işe ne de gidiyor biliyor musun? Skutula var ya, elektrikli.
kart ödüyorsun, kendin kiralıyorsun. Adam onu okuyor kartıyla, kendi parasıyla okuyor, işine gidiyor makamına. Akşam geri gelip bırakıyor, evine gidiyor. Hiçbir koruması yok. Niye sen İsveç hükümetinden daha mı üstünsün? Madem Müslümansın, değil mi? Müslümanlık böyle bir şey değil mi? Müslümanlık haram derler değil mi? Ya sen 3000-5000 korumayla ne işin var camide? Allah'ın evi değil mi orası, öyle diyorlar ya. Ne işin var senin camide 3000 korumayla? Madem seni %60 Türkiye %60 sevmiş, beğenmiş. Yürüsene aklın içinde, yürü bakalım şöyle. Bir yürü normal, korumasız yürü. Çok doluyuz da işte aklıma gelenleri söyleyeyim, kızdığım şeyleri söyleyeyim. Ha bir de şu 60 yaş üstü ot beyinli makarnacı dayılara söyleyeyim bir şey. O ot telefonu çıkar diyenlere ben bir şey çıkarırım ama çok ayıp olur. Yani bu kadar. Bir de bir şey soracağım. Cahil kesimi kandırması çok kolay. Gerçek diyorum sana. Ver makarnayı, al oyunu. Ama artık yeni gelen arkadaşlar, bak yaşım 42, yemiyor. Artık kimse kanmıyor. Hani dindar gençlik yetiştiriyorlarmış ya. Vallahi dindarlıktan şimdiki Türkiye'nin %60'ı, %70'i dinden soğumuş bunların sayesinde. Bak yeminle söylüyorum. Ben Allah'a da inancım kalmadı bunlar yüzünden. Ben bunların Müslümanlığını istemiyorum ha. Kendi Müslümanlığımı seviyorum. Hükümetin Müslümanlığını istemiyorum. Ben o Müslümanlıktan değilim. Ben kendimim. Deist oldum yani. Allah'a inanamam yapılanlara değil. Bir de genelde sizin oradan yani yurt dışından gelen insanlar oranın kötü olduğunu, Türkiye'nin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ya bunu niye söylüyorlar? Bak, ben seni tanımıyorum. Ben buraya alışverişe geldim bugün. Bir doktor randevum vardı. İnanmayacaksın. Yalan. Bak buradaki gelen gurbetçi arkadaşların çoğu yalan söylüyor. Ya yani belki de hani hükümeti sevdiğindendir, onu bilemem ama ben sana açık ve objektif olarak bir şey söyleyeyim. Yalan söylüyorlar. Benim bindiğim arabayı ben 142 bin Türk lirasına aldım. Burada baktım 1 milyon 500. Yani daha ne diyeyim sana? Yani hesap et, küçük bir hesap vereyim. Nasıl ben 3 maaşla güzel bir araba alabiliyorum. 3 maaşla güzel bir arabaya binebilirim. E şimdi sen burada bırak 3 maaşı. 3 yıllık maaşla yani normal bir araba alamıyorsun. Kısa örnek yani. Yani yalan söylüyor, inanmayın. Neden bunu söyleme ihtiyacı duyuyorlar? Ya menfaatleri vardır ya da yani tuttukları partiyi çok seviyorlardır. Başka bir şey yok. Ben inanmıyorum yani. Yalan söylüyorlar. İnan ki yalan. Eğer benim karşıma bir de gurbetçi gelsin, ben de İsveç'te yaşıyorum. Gelsin konuşsun benimle. Devletin verdiği olanakları yani karşılaştırsın. Ha burada diyorlar ya yaşlılara bebek bakanlara para veriyorlar. Veriyorlar da abi sen verdiğin para ya yanlış anlama. Bir akşam yemeğine git ailenle hesap ödeyemezsin. Gerçek söylüyorum yani. Ha bize göre çok ucuz. Bana göre ucuz. Çünkü ben yani gelirim belli oradan. Ama şimdi buradaki arkadaşlara göre evet. Ben de yurt dışındayım. Nerede? 1500'ü Almanya'da. 1500 euroya bir araba aldım. Burada piyasa değeri 200 bin lira. Tamam işte aynısı dedim. Ben de 142 bin aldım. 3000 euro aylık alıyorum. Marka vermeyelim değil mi? 1500 euroya araba aldım. Yok fark etmez abi. Ben CLS 350 aldım. 2013 model 142 bin Türk lirası. Yani ne var? 143'e geliyor. Burada 1 milyon 500. Yani bu hani bak abi de madem gurbetçi. Almanya'yla kıyaslıyorlar da ben gülüyorum bazen ya. Abi işte ya yanlış yapma. İnanın bak 49 ayıp değil olur belki 51 biraz değil 50 sene fark var. Hani diyorlar ya Avrupa bize gülüyor diyorlar ya. Yemin ederim Avrupa doğru gülüyor ama kıçıyla. Bak yemin ediyorum sana. Gerçekten. Gülüyor doğru ama kıçıyla gülüyorlar Türkiye'ye. Vallahi diyorum bu ben burada yaşamıyorum ama Tayyip Erdoğan için söylüyorum yani. Kıçıyla gülüyorlar ya. Gerçek diyorum sana ya. Adam için ne diyor biliyor musun? Yani demeyeyim. Çöp diyorlar. Çöplük bizim orada öyle diyorlar. Çöp. Türkiye çöp diyorlar. Böyle diyorlar yani. Ne diyeyim şimdi? Ha utanıyor muyuz? Utanıyoruz ama biz aslında utandırılacak hale getirenler utansın. Ben bir şey demeyeyim. Madem yakında seçim var, akıllarını kullansınlar. Hani o makarna yemekten beyinleri gitmiş artık. 60 yaş üstüne oy vermesin arkadaş. Artı ben gurbette yaşıyorum. Ben Türkiye'de ne hakkım var ki? Oy veriyorum. İnsanların geleceğini etkiliyorum ki. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa'dan gelenlere de vermesin hak. Hani havalanına gidip imza koyuyoruz ya. Evet. Gerek yok. Gerek yok çünkü biz burada yaşamıyoruz ki. Buradaki insan belirlesin çocuklarının turuna geleceğini. Ya bize hak vermesinler arkadaş. İstemiyoruz. Artı yemin ediyorum sana utanıyorum. Bak gerçek diyorum hani görüyorum böyle hani röportajları izliyorum böyle YouTube'dan çok. Orada da bakıyorum ya. Ya öyle beyinsiz mi diyeyim artık. Gözleri mi kör olmuş? Ya Allah'la kıyaslayan insanlar görüyorum böyle. Ya Türk olduğuma utanıyorum. Gerçek diyorum sana. Öyle görüyorum böyle. Tamam sevebilirsin. AK Parti'yi de seversin. Başkayı da sev. İnan değil. Tek istediğim şey yemin ederim beyinlerini kullansınlar ya. Şu beyin kullanmak çok mu zor ya? Bedava ya. Diyor ya adam bedava. Kullanın abi ya. Gözünüzü açın. Makarna yemekten artık beyin yok ki. Gitmiş. Tek diyeceğim bu kadar ya.
Çok doluyuz da işte bu kısa. Bir de şey biliyor musun? Emin olun bak o kadar sene ben emekliyim. Gelip gidiyorum biliyor musun yurt dışına ve buradan da emekliyim aynı zamanda. Gelip gidiyorum bu seneki kadar var ya krizi hissetmedim burada Türkiye'de. Emin olun şurada bir geziyorum. Burada var ya alışveriş merkezleri olsun, yiyecek içecek, lokantalar, restoran tıklım tıklım dolardı. Yer bulamazdım. Şimdi bomboş. En insanların en kalabalık olduğu yerde dahi bomboş. Hissediyorsun yani bunu. İki kelime de bir söyleyelim. Şu ekonomik gidişattan memnun musunuz? Memnun değilim. Neden? Bu 20 yıldır, son 20 yılın 5 yılı memnun değilim. Yani 20 yılın 15 yılı, yani normal olarak 12-13 yıl güzeldi. Her şey yolundaydı ama bu son 5 yıldır yani gerçekten içler acısı diyebiliriz yani. Ülkenin asıl sorunu şu an işsizlik, geçim sıkıntısı. Artı şu an çık dışarıda insanların %80'i psikolojik rahatsızlığı var. Hepsi şu an psikolojik danışma, doktora gitmesi gerekir yani %80. Neden? Evde sıkıntı var. Dışarı gidiyorsun, dışarıda sıkıntı var. İş yerine gidiyorsun, iş yerinde sıkıntı var. Bu da bunun temel nedeni de ekonomidir. Temel nedeni ekonomi. Başka bir şey değil. Yani şu an insanların cebinde ekonomisi normal olsa güllük gülistanlık herkes geçinir yani. Asıl sorun ekonomidir yani onu söyleyeyim. Seçime de gelince yani seçime geldiği zaman da aklını başına şey yapsınlar. A partisi, X partisi diye düşünmemek lazım. Yani partiler futbol takımı değildir. Yani futbol takımı gibi düşünmemek lazım. Yani ben Galatasaraylıyım. Ya Galatasaray sonuna kadar olmaz. Bu bütün partiler için öyle. Ya eğer geçimini sağlayamıyorsan önce adam kafasını yastığa koyduğu zaman ben geçimimi sağlayamıyorum. Önce seçime sahanda gittiği zaman bunu düşünmeli. Başka hiçbir şey yoktur. Benim şu an durumum iyi olursa her yer benim ya. Ben bütün partilere de eşit gözle bakarım. Ama ekonomim iyi değilse ben ona göre düşünürüm yani. Çünkü her şey ekonomiyle başlıyor. Ekonomiyle de biter yani. Bugün bütün boşanmaların %kaçı ekonomidir. Temel sebebi odur. O yüzden bunu söylüyorum. Tabii ki bu ülkede hepimiz, bütün insanlar hepsi kardeştir yani. Bir sürü insanlar ayrı düşünceler olabilir. Fikirleri ayrı olabilir. Bakışları da ayrı olabilir. Ama hepimizin ortak nedeni nedir? Ekonomidir yani. Bizi ortaklaşa şey yapan odur. Yoksa bu ülkede bütün herkes kız alıp vermiştir. Birbirimizden kibri olmuşuz, sadıcı olmuşuz. Gidip geliyoruz iş yerine. Görüş olarak hiçbir kimsenin görüşü beni yenirmez ama geçinemiyorsa insanlar, işsizlik varsa bunu düşünmeleri gerekir. Tek söyleyeceğim şey bu. Gençlerle birlikte şunu düşünüyoruz. Gittiler. Bir elimizde kılıç, bir elimizde domborayla çala çala bütün ülkeleri ele geçirmemiz lazım. Bu iş ancak öyle çözülür. Yeni yerler fethetmemiz lazım. Eski Osmanlılar gibi, eski Türkler gibi Avrupa'ya girmemiz lazım. Çin'e girmemiz lazım. Her tarafı intikamımızı onlardan almamız lazım. Bizim görüşümüz bu. Neyin intikamı abi? Eski Çinliler bizi ortasından kovdular ya. Uygur Türklerini orada esir aldılar. Onlara çektiriyorlar. Melezleştiriyorlar. Irkı bozuyorlar. Onların intikamını Çinlerden almamız lazım. Çin Seddi'ni kurdular bizim yüzümüzde. Teşekkür ederim abi. Biz böyle yani. Yeni ülkeler fethedersek bu ekonomik durum düzelir.